taraf küllerine cezve sokulur. Son bakışın aklıma takılır, aklıma takılır, aklıma takılır. Son bakışın aklıma takılır, aklıma takılır, aklıma takılır. Ah gece gündüz susar, dudakları çözmüş gemiyi, yakmış konakları. Kimseler duymaz, gizlice ağlar, sessiz sedasız kaybolan yıllar. Kimseler duymaz, gizlice ağlar, sessiz sedasız kaybolan yıllar. Sessiz sedasız kaybolan yıllar, sessiz sedasız kaybolan yıllar. Süleyman Bey, sana söylemem gereken bir şey var. Buyur söyle. Biz Ankara'ya dönmüyoruz. Bir süre daha İstanbul'da kalacağız. İyi düşünmüşsün. Kaderle aranızdaki problemler de çözülmüş olur böylece. Söyleyin eşyalarınızı hemen aldırsınlar. Biz başka bir evde oturacağız. Ne demek o? Bu ev dışında hiçbir yerde kalamazsınız. Dışarıda hasımlarımız dolaşırken olmaz. Ne sen ne de duvarların kızımı koruyamadı ama. Benimle konuşurken laflarına dikkat et Ayşe. Kızımın annesi de olsan, ben Süleyman Çesen'im. Bunu sakın aklından çıkarma. Hayır. Her zamanki gibi yine kendini kurtarmayı başardı. Şimdi de kaldığı yerden pis işlerine devam ediyordur. Hayır. Ben... O birazdan gelir. Sen o kadar iyisin ki... karşındakinin ne kadar kötü olduğunu bile kabul edemiyorsun. Ama beni korumak için elinden geleni yapıyor. O seni korumuyor. Aksine başını belaya sokuyor. Bunu göremiyor musun? Her şey onun suçu. En çok ihtiyacın olduğu anda seni bu otel odasında yalnız bırakıp nereye gitti ha? Söylesene. Senin yerine tercih ettiği hırsları var onun. Herkesi hiçe sayıp, yok edip kendini var ettiği bir dünyası var. Bunları dinlemek istemiyorum. Şu anda nerede? Onun için önemli olan neyse, kimse onunla birlikte. Haydi. Dün tanıdığın bir adama... hem de kirli bir dünyanın içindeki bir adama nasıl inanırsın? Hem de körü körüne. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Bir şeyim kalmadı. Hiç kimsem yok. Bebeğimi bile koruyamadım.
Kimim, neyim, onu bile bilmiyorum. Ben yanındayım. Seni hiç bırakmayacağım. Korkma. Ağlama. Üşüdün mü? Hı gazetelerde, televizyonlarda kaç gündür Süleyman Çesen'den başka haber yok. Nasıl bir adam bu böyle? İş adamı görünümlü, mafya kralı. Benim de kısmen başını yaktı. Biz anlamayız tabii. Herkesi kendimiz gibi zannediyoruz. Ben bakarım. Peki efendim. Buyurun. Geçmiş olsun. Olanları gazeteden okuyunca inanın çok şaşırdım. Anlayamadım. Beni tanımadınız mı? Yıllar önce... Burada ne işiniz var? Ne istiyorsunuz? Durun. Ben Ezel... Ezel diye biri yok artık. Benim kızımın adı Aylin. Haklısınız ama ben gazetede birlikte resimlerini görünce birbirlerini buldular diye düşünmüştüm. Meral, kimmiş gelen? Geliyorum. Burada konuşmamız doğru değil. Ailenin sizi görmesini istemiyorum. Onlara. Siz kader olmalısınız. Ben... Siz de kardeşimin ve bebeğinin ölümüne sebep olanlardan birisiniz. Süleyman Çesen'in kuklası. Sizlerin karanlık dünyasının kurbanı oldu kardeşim. Acınıza saygı duyuyorum. Hiçbirimiz böyle olmasını istemedik. Öyle mi? Bahar sizlerin yüzünden öldü. Bunun hesabını Süleyman Çesen'e de, sana da, bu işin içinde parmağı olan herkese de soracağım. Kader. Yeter artık. İyi günler. Bu evde kavga gürültü istemiyorum. Edebimizle oturacağız. Bu insanları gördükçe sakin davranamıyorum. Ama en kısa zamanda bu evden ayrılacağımız için kısa bir süre tahammül edebilirim. Sadece sen üzülme diye. Burada kalıyoruz kader. Baban... Yeter! Yeter ya! Yeter! 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 Bir daha bu kelimeyi duymak istemiyorum. Kader! Bunu bana yapamazsın anne. Bunu senin iyiliğin için yapıyorum. Anne! Bak! Burada kalmak her şeyi daha da zorlaştıracak. Karar senin.
Ya Ankara'ya döneriz ya burada kalırız. Süleyman Çesen bu ailenin reisidir. Bu evin eşiğinden adım attığımız anda o ne isterse o olur. Anne! Dün bütün gün sana ulaşamadım. Böyle bir zamanda kaybolunca başına bir şey geldi diye düşündüm. Etraf tekin değil. Kendimle ilgili çözmem gereken sorunlar vardı. Problemlerini bir an önce çöz. Çünkü şu sıralar yeteri kadar sorunumuz var zaten. Merak etmeyin. Artık her şey eskisinden daha net. Eşref'i öldürmemek için kendimi zor tuttum. Oyunu kuralına göre oynayıp onları kendi silahıyla vurmak için sabrediyorum. Bulgar'da var mıydı? Hayır. O sadece özel görüşmelere katılır. Sen niye merak ettin? Bu olanlar, kızınızın ölmesi yeteri kadar özel bir durum mu diye merak ettim. Sen daha gençsin. Benim yaşıma geldiğinde acıların içinde yaşamayı, öfkeni gizli büyütmeyi öğrenirsin. Sen de yakında benimle birlikte toplantılara katılacaksın oğlum. Beni buna layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Bahar'ı kaybetsek de sen daima benim ailemsin. Oğlumsun. Bu asla değişmeyecek. Hem unutma ki benim bir kızım daha var. Yok öyle bir şey. Aylin eskiye ait hiçbir şey bilmiyor. Hiç kimseyle de görüşmüyor. Yeni hayatından çok mutlu. İsimlerini bile anmıyor. Neden onları bundan mahrum ediyorsunuz? Bu çocuklar yıllardır birbirlerini arıyor. Hayır. Kimse kızımın hayatını mahvedemez. Kimsenin ailenin hayatını mahvetmek gibi bir isteği yok. Ama siz bencilliğiniz ve kıskançlığınız yüzünden kızınızın hayatını kontrol ediyorsunuz. Kendi istediği değil. Sizin istediğiniz hayatı yaşamasını istiyorsunuz. Ben sadece onu korumaya çalışıyorum. Ben de eskiden sizin gibi düşünüyordum. Ama korumak bazen yaşamasına engel olmakla aynı şey oluyor. Kocaman bir kadın artık. Bırakın kendi hayatını yaşasın. Sizinkine değil. Kaybettiklerine tekrar kavuşsun. O çocuklar... Hayır dedim, hayır. Öyle bir şey olmayacak. Kimsenin kızımı elimden almasına izin vermem. Siz de kızımdan uzak duracaksınız. Yoksa olacaklardan sorumlu olmam. Duydunuz mu? Sana kaç kez yemek istemiyorum dedim. Gelmeyin üstüme artık. Bir şey yemeyeceğim. Artık gidin. Yavrum, bir tanem benim. Kızım, bir şey mi oldu? Ne oldu, niye sinirlendin? Tamam anne, iyiyim ben, sakin ol. Kimdi o kadın? Çok tanıdık geldi ama çıkaramadım bir türlü. Hiç kimse. Eski bir aile dostu. Eskiden benimle birlikte görmüşsündür, önemsiz biri. Sen bunları aklını yorma kızım. Hoş geldin oğlum. Hadi içeri geçelim. Hava serinledi. Anne, eğer sakıncası yoksa birkaç eşyamı almak için gelmiştim. Bu evden ayrılıyorum. Ne saçma diyorsunuz siz? Ne eşyası? Kimse bir yere gitmiyor. Geçin bakalım içeri.
Hadi. Ben sadece annen üzülmesin diye kalırım dedim. Ama eğer sen git dersen... Yorgunum Ender. Yalnız kalmak istiyorum. İstersen annenle tekrar konuşurum. Zaten o da eninde sonunda ayrılmamız gerçeğini kabul edecektir. Ne yapmak istiyorsan onu yap. Yeter ki beni rahat bırak. Kendi başıma kalmak istiyorum. Kızım nasıl? Biraz uyuyacakmış. O ne derse desin, ne yaparsa yapsın yanında kalacaksın Ender. Sen zaten yeterince bela oldun başımıza. Bu evlilik sürecek, anlaşıldı mı? İyi de anneciğim, ben ne yapabilirim ki? Bu evliliği bitirmek isteyen o. Benimle oyun oynama Ender. Böyle bir şey olmayacak. O bebeğini kaybetti ve bunu kolay atlatamayacak. Eğer yanında olmazsan daha fazla saçmalar. Kızımın başına yeniden bir şey gelirse... bu defa kolay kurtulamazsın elinden. Siz ne derseniz o olur anneciğim. Senin bizi, kendini terk etmeyeceğini biliyordum. Bir kere bu sorumlulukları aldın mı vazgeçmek imkansızdır. Bildiğin gerçekleri bilmiyormuş gibi davranamazsın. Yanılıyorsun. Ben kendimi çoktan terk ettim. Aşkı terk ettim. Artık boş bir kabuktan farksızım. Yaşadığımız her şey bir oyunmuş. Ne oyunu? Ne diyorsun? Son yılların en büyük Kaptagon sevkiyatı gerçekleştirildi. Ve bunu rahat rahat yapmak için de dikkatimizi başka yere çekip farklı şeylerle uğraşmamızı sağlayan bir oyun kuruldu. Şu korkak, babasından hala dayak yiyen Avşar Selvihan mı? Evet. Hepimizi oyalayarak çok büyük işler yaptı. Maalesef biz de bunu fark edemedik. Bütün o ölümler sadece bir oyun için miydi? Lanet olsun. Bir şey daha. Adamın başka bir derdi daha var. Neymiş? Sen. Aklınca sana meydan okumaya çalışıyor. Zavallı. Şimdi yapman gereken avşarı kendi oyunun içine çekmek.
Babası da işin içinde mi? Eşref Selvi Hanlı'nın Kaptagon işine girmiş olması tüm dengeleri bozmayacak mı? Bu olay duyulduğunda kendini aklaması gerekecek. Belki de bu yüzden oğlunu öne sürüyor. Bu her şeyi açıklıyor. Demek ki Aylin'i de kaçıran oydu. Bundan sonra kimse bana karşı gelemez. Yakında babam bile benim önümde eğilecek halam. Ben ne istersem herkes onu yapacak. Herkes benden korkuyla ve saygıyla bahsedecek. Yeter oğlum, döndürüp durma. Şimdi olduğum yere yığılacağım. Sen de benim yanımda olacaksın halam. Her zaman olduğun gibi. Seni bu dört duvardan çıkartıp kraliçem yapacağım. Babana yanlış yapmadın inşallah. Ha avşar. Yanlışı ben değil. O yapıyor Allah. Kendi oğlundan nefret ediyor. Aylin, aç kapıyı kızım. Sana yiyecek bir şeyler getirdim. Aylin, beni duyuyor musun? Aylin. Defolun! Defolun buradan! Yalnız bırakın beni! Defolun! 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 Nerede ne? Aylin, yavrum. Yavrum. Selçuk, ne olur bir şeyler yap. Selçuk. Rahat bırakalım hadi. Tepki vermesi hiçbir şey yapmamasından daha iyidir. İçindeki acıyla baş etmesinin tek yolu budur belki. Şöyle yat bakayım. Bahçedeki bütün eşyaları çöpe at. Duymadın mı beni? Emredersiniz efendim. Eğer o eşyaları görmek istemiyorsa... görmemeli. Hı hı. Senin için kazandım. Sen de ezber gibi beni bırakıp gittin Sinan. Sen de...
Belki de ben seni hak etmiyorum. Arıyorsun. Sen burada ne arıyorsun? Ben sana açıklama yapmam gerektiğini düşündüm. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Arkadaşlarıma hesap sormam. Arkadaş mı? Bunu beni o otelde bırakıp gittiğinde fark ettim. Artık sen de benim için sadece sıradan birisin. Seni bırakmadım. Döndüğümde Ali ile gidiyordun. Yeter. Daha fazla bir şey duymak istemiyorum.